Türk kahvesi ve geleneği. Kahve kültürü, kahve, menengiç gibi bitkilerin çekirdeklerinin belli işlemlerden geçirilerek pişirilmesi, sunulması ve içilmesi etrafında oluşan gelenekler bütünüdür. Bir içecek türü olarak Türk kahvesinin özel hazırlanma teknikleri vardır. Yıllar öncesine dayanan bu teknikler günümüzde hala kullanılmaktadır. Kahve hazırlanma tekniklerinde kullanılan geleneksel yöntemler, sanatsal değeri olan cezve, fincan, havan gibi özel araçların ve gümüş takımlarının gelişmesine yol açmıştır. Türk kahvesi geleneği, İstanbul'da kahvehanelerin açılmaya başladığı 16. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Türk kahvesi, misafirperverliğin ve dostluğun önemli bir simgesi, evlenme geleneği ve bayramların vazgeçilmez ikramıdır. Kahve bizim yüzyıllar önce Osmanlı Devleti'nde bizim bir milli içeceğimiz gibiydi. Daha sonra Kanuni Sultan Süleyman'ın Viyana kuşatmasından sonra geri çekilen askerlerin orada bırakmış olduğu kahve çekirdeklerini Viyanalı tüccarların alıp o çekirdeklerle fazla işleme yöntemleriyle değiştirerekten dünyaya tanıtıyorlar. Ama bunu başlatan, bu olayı dünyaya tanıtan, yayan Türk milletidir, yani Osmanlı'dır. Şu anda Avrupa'da, yurt dışında, Yunanistan'da, her yerde kahveyle alakalı yarışmalar oluyor. Tabii Türkiye'de bununla alakalı güzel çalışmalar yapıyor, yarışmalarla alakalı güzel dereceler yapıyor. Fakat bunu Avrupa sahipleniyor. Avrupa her ne kadar sahiplense de Türk milleti olarak her zaman kanıtlarla konuşuyoruz. Şu tarihte şu kahveyi biz yaptık diyorlar ama bizim bununla alakalı Topkapı Sarayı'nda kahve müzemiz var. Kahvenin ne zaman yapıldığı, hangi makinalarda yapıldığı, kim tarafından yapıldığı her şeyimiz belirli. Belli bir şekilde kayıt olaraktan tutuluyor. Pişirmeden önceki işlemlerimiz neler? Öncelikle kahve çekirdeğimizi alıyoruz. Çekirdeğimizin ne olduğunu biliyoruz ilk etapta. O çekirdeğimizi kendi el değirmenimizle sağlıklı bir şekilde öğütüyoruz. Çok un gibi de değil. Un gibi olursa değirmenimiz de yanar. Un gibiden biraz kalın mikronlarında öğütüp 30 ile 40 derecelik ılık suyumuzun içerisine ilave ediyoruz. Ahşap, tahta, bambu kaşıkla bir sefer karıştırdıktan sonra harlı ateşte 2 dakikayı geçmeyecek şekilde köpürür köpürmez alıp servis ediyoruz. Eğer bekle, köpük indi, aşağı çıktı, hiçbir şekilde bunları yapmıyoruz. Gerçek bakır. Gerçek bakırın dışında kullanırsak yine sağlığımız açısından zararı vardır. Kahvenin ilk köpürme esnasında alıp servis etmemiz lazım. Aşağı indiği zaman köpüğü kahvemiz yanar. Bu sefer çok acı kahve olur. Türk kahvesini içtiğimiz zaman o kahveden sadece ve sadece aroma almamız gerekiyor. Kahve içtim, beni çarptı, gözlerim açıldı, uykum kaçtı değil. Kahve öyle bir içecek değildir. Kahve keyif, zevk veren aromatik, büyülü bir içecektir. Biz bu böyle içeceği acı, sert olaraktan hiçbir şekilde anlatmamamız ve bu şekilde içmememiz gerekmektedir. Türk kahvesi öyle bir kültürümüz ki hala yüzyıllardır Anadolu'da, bütün Türkiye Cumhuriyeti topraklarında ve Osmanlı'dan gelen bir gelenek olaraktan kız isteme geleneklerimiz de hala devam ediyor. Yani bu Türk kahvesine verdiğimiz önemin en büyük kanıtı. Ama bunu sadece görsellikle değil, pişirme yöntemiyle, iyi çekirdek seçmede de kullanabiliriz. Bizim bu mirası, bu içeceğimizi, pişirme yöntemlerini, kaç derece suda pişiyor, hangi kahve kullanılması gerekiyor? Dünyada ilk Türk kahvesi yapılan çekirdeği hangimiz biliyoruz? Yavuz Sultan Selim'e ikram edilen çekirdeği. Şu anda o çekirdek nerede? Nasıl yetişiyor? Senede kaç ton çıkıyor? Hangi yükseklikte yetişiyor? Şeklinde bilgiler her zaman bilmeliyiz. Bu bizim
mirasımız. Ama biz bu kültürel mirası Avrupa'ya, yurt dışına ne kadar güzel bir şekilde sunarsak, nasıl bir tepside sunarsak o şekilde karşılığını alırız. Örneğin Osmanlı döneminde eve misafir geldiğinde karnı aç ise önce su içermiş, hemen sofra kurulurmuş, tok ise kahvesini içip muhabbete devam edermiş. Şu anda bunu Yunanistan'daki kahveciler ve bazıları yapıyor. Eğer biz kültürel mirasımıza en uç noktalarına kadar, en özelliğine kadar sahip çıkmazsak bu bizim elimizden gider. Türk kahvesini en üst seviyeye, dünya çapında getirmeyi hedefliyoruz. Nasıl ki espresso Avrupa'da, dünyada kişi başına günlük 2 fincan, 3 fincan ya da 4 fincansa biz de bunu dünya çapına tanıtıp bu rakamlara yaklaşmak istiyoruz. Türk kahvesi kültürü ve geleneği 2013 yılında ülkemiz adına UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydedilmiştir.